Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün Brawl Stars'taki son dakika gelişmelerini sizlere göstereceğim. Bu tarzda videolarına devam için mutlaka bu videoya en az 2000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın değil mi? Hemen videoya geçeyim. Brawl Stars'taki son dakika gelişmelerini sizlere aktarmadan önce arkadaşlar dükkanın en sağından içerik üstüne destek bölümüne usta yazmaya emin oluyorum. Sizler de benim yaptığım gibi ustayı destekleyerek yapabilirsiniz. Ayrıca burada sadece ustayı destekleyerek de yapmış olduğum çekilişlere katılabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden buradan da şimdiden destekleyenlere kocaman bir kalp gönderiyorum. Ve ayrıca arkadaşlar hazır da ustayı desteklemişken son dakika gelişmelerine geçmeden önce şurada yeniye giriyorum ve burada abi kabus sende ve Genie kostümlerini alacağım. Çünkü mücevherle alınabilecek duruma geldiler. Sizler de arkadaşlar eğer seviyorsanız değerlendirebilirsiniz abi. Özellikle Genie'yi de video sonunda denemek istiyorum arkadaşlar. Normal bir maç yaparak onu söyleyeyim. Kabus sen diye almış durumdayız. Bunu da hala videoya like atmayanlar için alıyorum arkadaşlar. Ben hala videoya like atmadıysanız az sonra açıklayacağım son dakika gelişmeleri ve şu an o kadar da kostüme yatırım yapıyoruz hocam. Videoya bir like atarsınız diye düşünüyorum ve kabus sende ile Kara Samuray Genie'yi alıyorum. Kara Samuray Genie arkadaşlar direkt seçeceğim. Genie'ye yıllar yıllar sonra yazan bir kostüm geldi. Gerçekten bu konuda acayip sevinçliyim abi. Gördüğünüz gibi Kara Samuray Genie kostümünü aldık. Buradan da arkadaşlar şunun yerine Kara Samuray Genie rozetini koyacağım. Arkadaşlar öncelikle geçenlerde Brawl Stars bildiğiniz gibi herkesin abi ücretsiz 5 efsane ve star hediyesi alacağı etkinliği duyurusunu yaparken 4 tane yeni hiper şarj gösterdi ve her Brawl Talk'ta bildiğiniz gibi 6 tane karakteri hiper şarj geliyor. Bunlardan 2 tanesi yani Barley ile Prank zaten önceki videolarda vesaire gözükmüştü arkadaşlar. Geleceği kesinleşmişti. Bu en sonki videoda da arkadaşlar diğer 4 karakterin de hiper şarjı belli oldu ve totalde Brawl Talk'ta bizlere gösterilecek 6 hiper şarj da belli olmuş oldu. Bunlar Piper'a, Gale'a, Barley'e, Angelo'ya, Emze ve Prank'e gelecek olan hiper şarjlar. Ve dediğim gibi önümüzdeki Brawl Talk'ta bu 6 karakterin hiper şarjını biz göreceğiz abi. Supercell Make üzerinde şu an Belle kostüm tasarlayabiliyor insanlar ve o kostümler tasarlandı, artık oylama faslına geçildi ve şu an sizler arkadaşlar Supercell Make sitesine girip buradan ID'lerinize giriş yaptıktan sonra oyuna gelmesini istediğiniz Belle kostümünü puanlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel Belle kostümleri var gördüğünüz gibi ekranda da. Benim de en beğendiğim Belle kostümünü sizlere göstereyim. Aha da burada gördüğünüz arkadaşlar uzay ejderhası Belle diye bir kostüm var gördüğünüz gibi. Gerçekten inanılmaz duruyor. Diğer açılardan da vesaire bakıldığında arkadaşlar şöyle silahının şekli, kendisi, böyle Çin'deki de aslında kostümleri de birazcık benziyor. Çin'e özel gelen kostümler ama gerçekten harika duruyor. Ben bu kostüm oyuna eklenirse muhtemelen 299 elmaslık bir kostüm olarak eklenir gibi geliyor bana, bilmiyorum ama gerçekten şu an community'nin yani topluluğunda en beğendiği Belle kostümü ve en çok oynanan Belle kostümü arkadaşlar ekranda da gördüğünüz uzay ejderhası Belle kostümü. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 15 Haziran 2017'de Brawl Stars ilk defa beta'ya çıkmıştı ve bunun yıl dönümüne sadece abi 2 gün kaldı ve 2 gün sonra Brawl Stars muhtemelen yani %99,9 ihtimalle arkadaşlar herkese abi ücretsiz bir profil simgesi verecek ve işte arkadaşlar Brawl Stars'ın beta'ya çıkışına özel herkese ücretsiz verilmesini bekledim. Profil simgesi ekranda da gördüğünüz bu profil simgesi. Bu bildiğiniz gibi şu an oyunda olmayan bir profil simgesi ve arkadaşlar Brawl Stars'ın beta dönemine ait bir profil simgesi bu. O zamanlarda uygulama olaraktan Brawl Stars uygulamasının şekli bu şekildeydi arkadaşlar. Şu anda da test hesabına bu profil simgesi koyulduğuna göre muhtemelen 15 Haziran'da bütün herkese ücretsiz olaraktan verecekler arkadaşlar. Burada gördüğünüz profil simgesini beta'ya çıkışına özel olarak yıl dönemine arkadaşlar bunu da söylüyor. Evet bildiğiniz gibi arkadaşlar oyunun içerisinde şu an herkesin abi ücretsiz 5 tane efsanevi star hediyesi alabileceği etkinlik devam ediyor ve şu an gördüğünüz gibi aslında 3. efsanevi star hediyesine çok yakınız. Sadece oyunun içerisinden okey işaretini atarak arkadaşlar 5 efsanevi star hediyesini almamızda siz de yardımcı olabiliyorsunuz. Dostluk savaşları da sayılıyor ve buradaki 5 efsanevi star hediyesini biz bugün bile tamamlasak 20 Haziran'da arkadaşlar hepsini total bir şekilde dükkandan alabileceğiz. Onu söyleyeyim ya, 20 Haziran'dan önce hepsi bitse dahi biz alamayacağız arkadaşlar bunları. Sadece 20 Haziran'da açabileceğiz. Dükkana gelecek arkadaşlar bu 5 efsanevi star hediyesi ve dükkandan alabileceğiz dediğim gibi. Bunu da söyledikten sonra biz de ya son dakika belirle de devam edelim. Arkadaşlar şu an ise sizlere en önemli son dakika gelişmesini aktaracağım. Bu ekranda görmüş olduğunuz resim abi Supercell Creator sitesinin içerisi ve bu sitenin içerisinde bildiğiniz gibi iksirlerinizle bir şeyler satın alabiliyorsunuz arkadaşlar ve şu an Brawl Stars kategorisinin içerisinde bizlere verilen kostüm ve rozetler ekranda görmüş olduğunuz futbolla alakalı kostüm ve rozetler arkadaşlar. Mesela buradaki Vuvuzela Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir ses çıkartan bir şeydi. Yine aynı şekilde futbol topu Bonnie kostümünü veriyorlar ve aynı şekilde futbol topu Daryl kostümünü veriyorlar. Yani buradaki 3 öğe de arkadaşlar futbolla alakalı. Ve yine en son arkadaşlar bu 5 efsanevi star hediyesi etkinliğini tanıttıkları videoda Marzio'nun bir statın içerisinde gördüğünüz gibi sevindiğini görebilirsiniz. Hatta videoyu birazcık daha ilerletirseniz
Sonrasında burada annesiyle konuşuyor ve yine arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mini bir stadın içinde ve bu videoda yine yeni şeyleri de sürekli savaş topunda bizlere gösterdiler. Yani yine futbolla alakalı. Yarın da Euro 2024 başlıyor. Yani futbolla alakalı 4 senede bir yapılan bir Avrupa Şampiyonası arkadaşlar. Hatta Türkiye milli takımı da burada yarışacak. Ve gördüğünüz gibi Brawl Stars aslında bizlere futbolla alakalı bir sürü ipucu vermiş ve yarın dediğim gibi Euro 2024 başlıyor. Peki bu işin sonu nereye varıyor ve burada Brawl Stars'ın anlatmak istediği, spoilerını verdiği şey ne olabilir diyeceksiniz. Şu an henüz oyuna gelmeyen ancak Brawl Stars'ın test hesabı içerisinde yer alan burada gördüğünüz krampon simgesi arkadaşlar yine futbolla alakalı gördüğünüz üzere ve muhtemelen yarın oyuna yeni bir mücadele gelecek ve o mücadelenin son ödülü olarak arkadaşlar bir ücretsiz bir şekilde burada gördüğünüz futbolla alakalı bu krampon simgesini ücretsiz bir şekilde alabileceğiz. Bildiğiniz gibi geçen güncellemede arkadaşlar Baby Shark etkinliği ile alakalı yine güncellemenin sonlarına doğru mini bir mücadele gelmişti ve orada bizlere 6 tane win kazanırsan 6 tane ücretsiz star hediyesi ve en sonunda da arkadaşlar şu pini vermişlerdi bildiğiniz gibi bu Baby Shark Primo pinini. Yine muhtemelen yarın arkadaşlar oyuna yine 6 galibiyetlik mini bir mücadele gelecek gibi duruyor ve mücadele ödül olarak da az önce gösterdiğim profil simgesini bizlere son ödül olaraktan verecekler ve diğer muhtemelen win aldıkça yani galibiyet aldıkça verdikleri ödüller de arkadaşlar rastgele star hediyesi olacak. Tabii belki ödüllerin içerisinde mücevherler, altınlar vesaire de olabilir ama en sonki mücadelede bu şekilde verdikleri için yine ben yarın da yine 6 tane rastgele star hediyesi ve bir tane de ücretsiz ödül olarak da arkadaşlar mücadele kazananlarına anında burada gördüğünüz profil simgesinin verileceğini düşünüyorum abi. Yine bununla bağlantılı olarak arkadaşlar ekranda şöyle sus emojisini görüyorsunuz. Bu sus emojisi de yine futbolla alakalı olabilir abi. Bildiğiniz gibi futbolda şöyle bir durum var arkadaşlar. Özellikle taraftar tezahüratlarında şşş 1 2 3 falan yapılır arkadaşlar. Böyle şşş yaparlar. Bilirsiniz belki. Stada falan gitmişseniz veya maç izliyorsanız. İşte buradaki futbolla bağlaştırdım o yüzden de buradaki rozeti abi. Ve bu rozette yarın belki mücadelenin içinde bizlere ödül olaraktan verilebilir ya da yine bu mücadele oyuna geldiği sıralarda yarın abi dükkandan 29 elmasa, 39 elmasa, 49 elmasa bilmiyorum 19 elmasa satılabilir arkadaşlar ya da mücevherle satılabilir. Şşş 1 2 3 emojisi tekrardan göstereyim arkadaşlar sizlere şu emojiyi. Gördüğünüz gibi şşş yapıyor böyle. Bakalım arkadaşlar bunu da bu şekilde futbolla da bağlaştırdım. Belki mücadelenin içinde de ücretsiz ödül olarak verilebilir dediğim gibi. Bütün abi verilen spoilerlar sanki yarın oyuna yeni bir futbolla alakalı mini bir mücadele gelecekmiş gibi duruyor. Ancak buradaki profil simgesi çok daha detaylı olabilir ve yeni bir sezon veya karakterle de alakalı olabilir arkadaşlar. Ama yarın yeni bir mücadeleyle alakalı olma ihtimali %99. Diğer %1'lik ihtimalle yeni bir sezonla alakalı olma ihtimali. Son dakika haberlerini sizlere verdiğime göre arkadaşlar video başında söz verdiğim üzere Kara Samuray Genie'yi de bir denemek için maça girdim. 950 kupa civarlarındayız randomlarla. Bakalım neler yapacağız. Kostümün atış efektlerini falan arkadaşlar bayağı beğendim ben. Hani böyle tam bir mistik karakter ya. Karşıda da Sandy'yi görüyorsunuz. Kabus Sandy'yi. Sanki ayarlasam bu kadar olmaz. Onu da görüyorsunuz videoda. Onu da almıştık. Onu denemeyeceğim bugün ama bu videoda görüyorsunuz zaten karşıda şu an. Onu söyleyeyim. Hocam bir saniye. Bir saniye. Bu öldüreceksin beni. Ayıp değil mi? Ve gol azla. Evet güzel. Defekt golü attı. Ya kostümü arkadaşlar ultisini de ben çok beğendim. Tam böyle gizemli bir karaktere uygun bir kostüm. Hani gizemvari bir kostüm arkadaşlar. Değişik, büyü gibi bir şey atıyor. Onu söyleyeyim. Ama düştü güzel. Edgar Main mi be? Helal be. Helal be Edgar be. Aha geliyor. Hocam bu neymiş? Güzel. Bakkala git. Şimdi bir de ulti efektini göstereceğim arkadaşlar. Bak bak. Hop babalar gibi. Hop git oraya. Oğlum çocuk ne yapacağını şaşırdı lan. Aga buga be. Çocuğu bir ittiriyorum bir getiriyorum bir ittiriyorum bir gidiyorum. Biliyorum ki git hop bir gel hop bir git bir gel bir gel bir git. Ne diyorum bir dakika bir. Abi bir kere mecbur bastım. Hayır ya hayır ya hayır ya var ultiyi kullanmasaydım bir bin oldu lanet olsun dostum. Ya oğlum bu kit neymiş ya abi kit hesaplaşma oynamıyorum ki ne kiti ya. Ya kit hesaplaşmada gelir ya burada ne kiti ya. Gerçekten kit ne alaka ya. Oha nerede lan bu. Atonu adamsın evet. Pası da verdim ve golü de bulduk arkadaşlar. Ben de burada videoyu noktalandıracağım. Umarım da videoyu izlerken keyif almış ve beğenmişsiniz arkadaşlar. Brawl Stars'la alakalı tüm son dakika gelişmelerini verdim ve kostümler de aldık. 2 yeni kostüm aldık. Siz bu futbolla alakalı profil simgesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni bir sezonla mı alakalı yoksa yarın abi oyuna yeni gelecek bir mücadeleyle mi alakalı? Bunu da yorumlara dediğim gibi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bence mücadeleyle alakalı. Dedikten de sonra ben videonun daha sonuna geliyorum arkadaşlar. Başka bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.